Benim adım Nokta. Benim adım Nokta. Nokta. Evet çocuklar, noktayla başlayalım. Noktayla ilgili bir şiir yazdım buraya. Bu şiiri okuyalım. Benim adım Nokta. Her zaman yerim cümlenin sonunda. Sıra bildiren sayı tarih yazımında, sayı aralarında. Sakın beni unutma. Evet çocuklar, nokta bu şekilde. Şimdi bu şiiri ezberleyin ve güzelce aynı bu şekilde Türkçe defterinize yazın. Tamam mı? Şimdi cümleler yazıp örnekler üzerinden göstereceğim size. Hadi çocuklar, gelin şimdi de noktaya görevler verelim. Görevleri vermek için de kırmızı kalem kullanacağım ki iyice dikkat edelim. Şimdi çocuklar, tamamlanmış cümlenin sonuna ben noktamı koyarım. Yani yüklemi olan, yani iş, oluş, hareket bildiren sözcükle o cümlem bitmişse onun sonuna nokta koyarım. Nokta da kırmızı ışık gibi düşünün trafikteki. Kırmızı ışık görünce ne yapıyor arabalar? Şöyle bir duruyorlar. Öğretmenler günü kutlu olsun. Nokta. Noktayı harfin dibine yapıyorsunuz çocuklar. Tamam mı? Çocuklar, ben bu videoyu bugün Öğretmenler Günü, Öğretmenler Günü'nde çekiyorum. Buradan bütün öğretmenlerimizin de Öğretmenler Günü kutlu olsun. Öğretmenlerimizi çok seviyoruz ve öğretmenlerimize çok saygı duyuyoruz. Öğretmenler Günü özel bir isim olduğu için çocuklar, dikkat ettiyseniz ilk harfini de büyük yazdım. Tamam mı? Şimdi buradan devam edelim. Efe yarışı bir sırada tamamladı. Cümlem bitti. Noktamı koyuyorum. Ama bir şey daha var çocuklar. Sıra bildiren sayıların yanına da nokta koyarız. Bunu matematikte de öğreneceksiniz. Sıra bildiren hangisi? Evet, birinci sırada. Siz de buraya noktanızı koyun. Hatta bu cümleleri yazmadıysanız hemen videoyu durdurun. Önce bu cümleleri güzelce yazın. Sonra da noktalama işaretlerini tamamlayalım. Buradayım şimdi. Saat 14:30'da keman kursum var. Cümlem tamamlandı. Noktamı koydum. Bu cümlede bir yere daha nokta koymam gerekiyor. Neresi biliyor musunuz? Çocuklar, saatle dakikanın arasına nokta konur. Bak, saat 14. Saat 14:30. 30 dedi, dakika. Saat ve dakikanın arasına da nokta girdi. Ben 01, 05, 1995 yılında doğdum. Cümlem tamamlandı. Noktamı koyuyorum. Çocuklar, gün, ay ve yılın arasına da nokta konur. Bu kimin doğum günü? Benim doğum günüm çocuklar. 01, evet, 1, 05, 05, 1995 yılında doğdum. Bu şekilde. Evet çocuklar, bunlara dikkat ediyorum. Cümlem bitti, sonuna nokta koyuyorum. Sıra bildiren sayılara nokta koyuyorum. Birinci oldum, ikinci oldum, üçüncü oldum, birinci sırada, üçüncü sırada, dördüncü sırada. Sıra bildirmek için. Inci, inci ekine getiriyor. Bak, bir sırada diye okumuyorum. Birinci sırada tamamladı diyorum. Saat 14:30'da keman kursum var. Ben 01, 05, 1995 yani gün, ay ve yılın arasına nokta koydum. Ve nokta. Seni de işledik. Noktayı bitirdik. Şimdi bir sonraki noktalama işareti için hazır mısın? O zaman hadi gidelim. Uçalım.